Kim yaptı sana bunu ya? Nabzı atıyor. Hala yaşıyor. Alo. Acil bir ambulans istiyorum. Arkadaşım ağır yaralı. Ne olur çabuk olun. Tamam. Adresi veriyorum. Alo ortak. Ne oldu? Sonunda bitirdim lavabonun işini. Eve geldi kutlayalım. İyi süpersin. Hemen geliyorum. Tamam. Evde görüşürüz. Kazım. Kazım. Yani bir şey olmadı. Sadece açıklama yapmak istedim. Kötü bir şey söylemedim. Of, kimse görmemiş. Sakin ol Berna. En azından nerede arayacağını biliyorsun artık. Nerede kaldın ya? Öldüm meraktan. Geldim güzelim, geldim. Alt üstü şuraya gittim sadece para yatırmaya. Niye bu kadar stres oldun ki? Ay bilmiyorum ya, ben çok gerginim. Bu kadar stres bana da bebeğe de zarar veriyor. Yani bir tanem, bak biz birlikteyiz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi sence? Evet, ben belki de birazcık abartıyorum. Ay! Ne oldu? Tekmeledi. Hadi canım. E tabi. İçeride sıkıldı kerata. Tamam. Sen merak etme abla. Arada Osman abimizin hatırı var. Taner denen herifi nasıl bulup getirdiysek bunları da buluruz. Sen bize bir tarif et önce. Bak şimdi. Kız böyle c**den hallice, sarışın, hamile. Adı da Banu. Bu da Melih. Seni bırakıp giden kocan bu mu? Evet. Tamam. Sen merak etme abla. Biz onu kolundan tuttuğumuz gibi getiririz sana. Gözünüzü seveyim. Köşe bucak arayın. Bulun getirin şunları bana. Sen otur bizden haber bekle. Gerisini biz hallederiz. Yazın birlikte tatile gidelim mi? Gideriz canım. Okul bitsin yaparız bir plan. Pardon. Efendim? Alo Demir. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Hakan'ı vurmuşlar. Ne? Kim vurmuş? Bilmiyorum. Biz parkta buluşacaktık. Ben geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordu. Ambulans çağırdın mı? Çağırdım. Geliyor. Tamam, sakin ol. Biz hastaneye geliyoruz şimdi. Demir, ben çok özür dilerim. Kimi arayacağımı bilemedim. Dilin, sakin olmaya çalışır mısın lütfen? Geliyoruz şimdi hastaneye. Ne olmuş? Kim vurulmuş? Hakan. Ne? Kim vurmuş? Bilmiyorum. Baktı yaralı halde bulmuş beni. Ambulans çağırmış. Hadi gidelim. Allah'ım ya. Kurtulacaksın Hakan. Ne olur dayan. Allah'ım ne olur ona bir şey olmaz.
Hanımefendi siz de bizimle gelin lütfen. İrsan Hanım efendi. Bizim de karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Hemen şimdi mi? Ya görüyorsunuz arkadaşımın durumu çok ağır. Ne olur önce hastaneye gidelim. Lütfen izin verin. Hangi hastaneye götürüyorsunuz? Buraya en yakın Ankara Üniversitesi. Peki tamam. Amin silahı bulduk. Dedi torbasına koy. Hadi Mine aç şu telefonu ya. Özgür. Niye arıyorsun hala beni? Neredesin? Seni görmek istiyorum. Ama ben seninle görüşmek istemiyorum. Hoşça kal. Dur dur. Kapatma. Özgür. Bak konuşacak durumda değilim şu an. Tamam nasıl istersen. Ben de zaten daha sonra yüz yüze konuşalım diyecektim. Sanıyorum kaldığın otelden de ayrılmışsın. Ya Özgür. Bunu bana yapma. Yalvarıyorum. Arama artık beni. Ya Mine lütfen. Son bir kez yüz yüze konuşalım diyorum. Ne var bunda? Özgür. Yapamam. Bak sana söz veriyorum. Eğer istemezsen bir daha asla seni rahatsız etmeyeceğim, tamam mı? Ama lütfen son bir kez buluş benimle. Özgür lütfen bak konuşacak halim yok. Kolum kanadım kırılmış sanki ne olur. Tamam. O zaman sen nerede olduğunu söyle. Ben oraya geleyim. Ya Özgür yalvarıyorum sana. Ben de sana yalvarıyorum. Peki. O zaman sen teklifimi kabul edinceye kadar ben de seni rahatsız etmeye devam edeceğim. Ne kadar inatçı olduğumu bilirsin. Tamam. Veriyorum otelin adresini. Tamam. Yarım saat orada. Tamam. Hemen amirime bildiriyorum. Amirim. Silahın seri numarasına bakılmış. Kimin adına kayıtlıymış silah? Bahri Atabay. Ankara Üniversitesi'nde hocaymış. Çocukları ara. Hemen gidip alsınlar şu adamı. Biz de şu kızın yanına gidelim. Şoku atlatmıştır herhalde. Tamam amirim. Ha bir de paramak izi alınacak daha kızın. Tamam amirim. Hadi gidelim. Doktor bey ne olur bir şey söyleyin. Yarası derin gözüküyor. Kurşun damardan girmiş. İç kanım olabilir. Ama ölmeyecek. Yani yaşayacak değil mi? Şu anda kesin bir şey söyleyemem ama durumu ciddi gözüküyor. Hakan dayan ne olur dayan. İçecek düzeleceksin ne olur dayan. Ozan, sen ne dedin Kazım amcana? Sabiha teyze, kötü bir şey demedim. Sadece hangi erkek başka bir erkekten hamile bir kadınla evlenir ki dedim. Banu'nun ortada kalmasını istemiyorum dedim.
Sonra bir de bebek. Bebek de babasız büyümesin istedim falan dedim yani. Açıklama yaptım. Canım babam. Nasıl ağladı? Vallahi hiç babamı böyle görmemiştim. Yüreği parçalanıyor şimdi onun. Ben kocama bilmez miyim? Sabiha teyze, ben Kazım amcayı üzmek istemedim. Cidden. Biliyoruz oğlum. Biliyoruz. Onu sen üzmedin ki. Bağını üzdü. Hepimizi mahvetti. Ben müsaadenizle kalkayım. Müsaade senin oğlum. Kendine iyi bak o zaman. Üzülme diyeceğim ama. Hoşça kalın. Güle güle kardeşim. Ben bir su getireyim. Çok iyi bir çocuk bu Ozan. Ben çok seviyorum. Ben de. Baksana o da perişan olmuş. Anne! Sakın babam kendine bir şey yapmaya kalkmasın. Nasıl yani ne diye? Ne bileyim silahı falan sakladın değil mi? Gelsin. Sağ ol abla, buyur. Ben akrabalarımı arıyorum da sarışının hamile bir kızla yanında genç delikanlı bir çocuk olacak. Yok abla, görmedim. Ya buralarda bir yerde kalıyorlarmış. Tam konuşurken şarjları bitti herhalde. Yok vallahi görmedim abla. Of, peki tamam. Ne yapıp edip bulacağım sizi. Alo? Ernacığım, ben bu eşya işini hallettim. Yöneticileri konuştum. Ha, iyi yapmışsın. Şimdi kafeye geçiyorum. Sen de gelir misin canım? Yok, gelmeyeceğim ben. Niye, neredesin? Dışarıda mısın sen? Ya Celal, işim var benim. Ya Berna, ne işin var? Lütfen kafeye gelir misin? Seninle konuşmak istiyorum. Ben seninle konuşacağını biliyorum. Evet canım, artık karnından şu yastığı çıkartmanı istiyorum. Hayır! Ben sıkıldım ya. Çıkalım da gezelim bari biraz. Aa, saçmalama Melih. Herkes peşimizde, unuttun galiba. Doğru. Kim? Dinle. Alo. Evet benim. Aa, merhaba. Öyle mi? Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Sağ olun Sede. Ne oldu? Bu Nergis Tesinki ev vardı ya, o olmuş. Artık dayalı döşeli bir evimiz var. İnanmıyorum. İyi de bu çok güzel bir haber. Ne zaman taşınıyoruz? Ben hemen gideyim de şu otelin parasını ödeyeyim. Oradan da gidelim. Hakan bir yanında bir hasta geldi mi buraya? Vurulmuş. Hayır Demir, öyle bir hasta gelmedi. Anladım, sağ ol. Kesin Aykut'un işi bu. Allah'ın cezası geri döndü. Başladı yine kötülük saçmaya. Hakan'a bir şey olmasa bari. Umarım Hakan'ın yarısı ciddi değildir. Oh.
Evet, zafer kutlamız. İyi iş başardık. Senin sayende ortak. Sen olmasan hayatta yapamazdım. Teşekkür ederim. Beraber başardık. Kim bilir Pelin şimdi ne haldedir. Yazık vallahi. Kiminle uğraştıklarını görsünler. Al bakalım. Ortaklığımıza. Hakan'ın ölümüne. Dayan Hakan. Ne olur dayan. Pelin. Tamam canım. Sakin ol. Hakan iyileşecek. Pelin. Nasıl oldu anlatsana. Ya biz buluşacaktık. Saat 3 gibi parkta diye konuştuk. Ama ben biraz geç kaldım. Gittiğimde o yerde. Tamam zorlama. Tamam canım. Hiçbir şey olsun hanımefendi. Bizimle birlikte karakola kadar gelmeniz gerekiyor. İfadenizi alacağız. Hemen mi? Fazla uzun sürmez. Sadece parmak izinizle ifadenizi alacağız. Tamam ben de geleyim senle. Tamam hadi sen git ben burada beklerim. Bir şey olursa mutlaka ara olur mu? Tamam merak etme. Merhaba, müsait miydin? Hoş geldin, müsaitim. Hasta raporlarını okuyordum. Ben kendime içecek bir şey söyleyeceğim, ister misin? Yok, sağ ol, istemiyorum. Hayırdır, ne oldu yine suratın bir karış? Yoruldum ondandır. Ben bu suratı iyi bilirim. Hangisi problem çıkarttı, Özgür mü, Pelin mi? Bahri'cim biliyorum, kızacaksın ama... Ben buraya gelmeden önce Özgür'le beraberdim. Allah Allah! Ya kaç kere söyleyeceğim bununla konuşulmayacak diye? Bağırıp çağırmadan önce beni bir dinler misin? Özgür'ün durumu iyiye gitmiyor. Onu cezalandırmak doğru olmadı. Karşımıza alıp bir konuşsak. Beni dinlemiyor çünkü. Ne yapmamızı istiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranalım? Oğlumuz değilmiş gibi mi davranalım? O senin canından bir parça evladın. Ne olur konuşsan. Benim öyle canımdan bir parçam falan yok. Ben söyledim söyleyeceğimi. Benim öyle bir çocuğum yok dedim. Bitti. Gel. Affedersiniz. Bahri Atabay siz misiniz? Evet benim. Ne oldu? Bahri Bey bizimle karakola kadar gelmemiz gerekiyor. Hayrola ne oldu? Nedenini karakolda öğrenirsiniz. Ne oldu ya? Lütfen buyurun. Peki. Gidelim. Buyurun. Ben de gideceğim. Anne. Babana bakacağım. Otur anne. Bırak biraz yalnız kalsın. Evet anne ya. Ya Allah aşkına adamın zaten kafası dumanlı. Suna, bunlar nereye kaçmış olabilirler? Silahım nerede? Kazım, ne olur gel otur şöyle biraz. Nereye sakladınız? Baba söylemeyeceğiz. Tepemi attırıyorsunuz ama. Ne yapalım baba? Katil olmana izin mi verelim? Karışmayın işime. Efendi gibi verin silahı. Sen mi kaldırdın? Kazım ne olur gel bir yanıma otur. Hiç ısrar etme baba. Hapse girmene izin vermeyeceğiz. Anne, gel, otur şöyle. Ay gözü döndü adamın. Of,
Ben de kendine bir şey yapacak diye korkuyorum. Vay başımıza gelen. Vay başımıza gelen. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Şu resimdeki adama bak bakalım, tanıyor musun? Ya sabahtan beri ben seni çok rahatsız ettim ama bir şey daha soracaktım. Markete mi? He, şu markete bir sor. Şeye bakalım. Tabii canım benim. Aa Güldencim ya, şey bu Melih'in son işlem yaptığı bankamatik Ulus'un tam olarak neresinde onu söyleyebilir misin bana? Tabii tabii beklerim, beklerim. Evet canım benim. İzbe otellerin olduğu yerler. Biliyorum biliyorum, çok iyi biliyorum. Tamam, çok teşekkür ederim Güldencim. Hoşça kal. Oh. Hadi bakalım Banu Hanım. Şimdi kaç elimden kaçabilirsen. Hah, ne yaptın hayatım? Ödedin mi? Ödedim, ödedim. Oh. Ay dur. Dur Melih, yavaş. Pardon canım. Hadi hazırsan çıkalım artık. Artık yeni hayatımıza başlayabiliriz. Şunu da koyayım. Hasta gibi görünüyorsun. İyiyim, başım ağrıyor biraz ama iyiyim. Sen niye geldin, ne konuşacaksın? Bugün annemle buluştuk, biliyor musun? Ay, babanın seni affettiğini söyle bana. Benden eve gelip babamdan özür dilememi istedi. Reddetmedin değil mi? Reddettim. Benim bir onurum var bile. Söylediklerimin de sonuna kadar arkasındayım. Öyle mi? Daha önce niye öyle değildin peki? Bana ayrılalım derken, başka çaremiz yok derken niye öyle değildin? Hem ayrıca buraya gelip bana dert yanıyorsun da Özgür. Tek sorun yaşayan sen değilsin. Bu ilişki yüzünden hayatım berbat oldu. Ya Selçuk benden boşanmak istiyor. Boşanma davası açıyor bana. Bir de bununla da kalmayıp tazminat istiyor benden. Mine. Bu kadar nefret dolu ki bana karşı. Olaylar iyice çığırından çıktı zaten. Herkes bizden nefret ediyor. E haklılar. Bu ilişki üstüne ne bekliyorduk ki? Evet, bunu bekliyorduk. Çünkü biz birbirimizi seviyorduk. Bizim birbirimizden başka tutunacak kimsemiz yok. Hadi inat etme. Gidelim buralardan. Olmaz Özgür. Yapamam. Gelemem. Şu kıyafetler var da onları da yıkayayım. Ya yok Boşak. Biz onları yok edelim. Tamam, çöpe atalım. Hayır ya, saçmalama. Küvette yakalım gitsin. Arkamıza bir iz bırakmayalım. Tamam, yakalım. Ya Pelin'i anne çok merak ediyorum. Ya ne yapacak? Ağlayıp zırlıyordur işte. Aykut. Bir şey soracağım. Ya sen Hakan'ı öldürdüğünden eminsin değil mi? Ya saçmalama Başak. Yaşaması mucize olur herifin. Ya ne bileyim, hep bir terslik çıkıyor ya, ondan merak edip sordum. Kimse seni görmedi değil mi? Allah Allah. Ne gerdin ya kızım? Sana diyorum işte. Kimse görmedi. O kadar salak mıyım ben ya? Tamam, hemen kızma. Ya neyse. Sen git bir bak bakalım ortalığı kolajen et. Ne oluyor, ne bitiyor? Aslında haklısın. Bir de Pelin'e bak bakalım. Sonra oturup acı çekmelerini zevkle izleriz. Evet. Ha, dikkatli ol ha. Tamam ortak.
Ben konuşacağım babamla. Ya bir Sunam dur Allah aşkına. Adam zaten sinirli. Ama olmaz ki böyle. Ne diyeceksin yavrum? Nasıl sakinleştireceksin? Evde rakı falan var mı? Ne rakısı be? Ne bileyim biraz içer rahatlar, ağlar, uyur falan diye düşündüm. Saçmalama Volkan. Ne bileyim ya. Hayatta bu durumda içmez yavrum. Ben yürüyeceğim biraz. Nereye baba? Yürüyeceğim dedim ya. Babam ben de geleyim seninle. Yok gelme. Çok otel var burada. Dur önce şuna bir sorayım bakayım. Çantamı alayım hayatım. Parka gittiğimde Hakan vurulmuştu. Öncesinde Hakan Bey'le buluşmak için sözleşmiş miydiniz? Evet. Saat 3'te parkta buluşacaktık. Ne kadar süredir tanışıyorsunuz? Yakınlık dereceniz nedir? Yani çok olmadı. Bir ay filan. Arkadaşız. Peki Hakan Bey'in canına kastedecek bir düşmanı var mıydı? Biliyor musunuz? Evet. Hakan'ı kesin Aykut vurdu. Bahsettiğiniz kişiyle Hakan Bey arasında tam olarak nasıl bir durum var? Aykut benim eşim. Daha öncesinde Hakan'ın ablasıyla evliymiş. Onu da parası için öldürmüş. Hakan yıllardır Aykut'un peşindeymiş. Devam edin. Aykut beni de öldürmeye çalışıp sonrasında da kaçtığı için polis tarafından aranıyor zaten. Aykut'un soyadı nedir? Bilgin. Aykut Bilgin isimli şahsın sabıka kayıtlarına bakılsın. Evet, çıktısını alıp bana getirin.
tabancayı olay yerinde bulduk. Kime ait olduğunu biliyor musunuz? Silah. Benim taşıdığım silah. Kasadan nasıl çıktı? Bahri ile benden başkası kasanın yerini bilmiyordu ki. Ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ben bu silahı yıllardır elimi bile sürmedim. Sizi biraz daha bekleteceğiz. Parmak izinizin silahtaki izlerle eşleşip eşleşmediğine bakılması gerekiyor. Anladım, peki. Hala aklım almıyor ya. Ya anlayamıyorum. Şimdi eve hırsız girdi diyeceğim. O zaman da alarm çalardı. İnşallah korktuğum gibi olmamıştır. Neymiş o? Silahın yerini ikimizden başkası bilmiyordu. Hırsız girse alarm çalışırdı. Acaba diyorum çocuklardan biri mi aldı? Allah Allah. Bizim çocukların silahla ne işi var İkbal? Silah kasadan nasıl çıktı peki? Kendi kendine gidip adam mı vurdu? Hakan Bey bu silahla vurulmuş. Bakın gerçekten silahın orada ne işi vardı bilmiyorum. Zaten silah babamın adına kayıtlı. Ben Aykut kaçtıktan sonra her an karşıma çıkabilir, bana bir şey yapabilir korkusuyla yanında taşımaya başlamıştım. Of Filin of. O silahın başına iş açacağı belliydi. Son günlerde şüpheli bir durum yaşadınız mı? Yani silahın sizden çalınmış olduğuna dair bir durum. Yani hayır, öyle bir şey hatırlamıyorum. Babanızın silahı almış olduğunuzdan haberi var mı? Yok. Anlaşıldı. Parmak iziniz laboratuvarda incelendikten sonra her şey ortaya çıkacak. Aykut bildiğiniz sabıka kaydı. Teşekkürler. Dediğiniz gibi Aykut Bilgin planlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranıyormuş. Size söylemiştim. Hakan'ı kesin Aykut vurdu. Eğer Hakan Bey Aykut Bilgin vurduysa sizin taşıdığınız silahın olay yerinde ne işi vardı? Ben bilmiyorum. Ama ben suçsuzum. Bakın Hakan hastanede can çekişiyor. Ne olur izin verin de yanına gideyim. Parmak izi sonuçları çıkmadan sizi hiçbir yere bırakamayız. Allah kahretsin ya. Demir, Efsun'u arar mısın? Hakan'ın durumunu öğrenelim. Tamam canım, sakin ol. Efendim canım. Efsun, Hakan'ın durumuyla ilgili bir gelişme var mı? Ameliyattan çıkmadı daha. Bir haber olur almaz ben sizi ararım. Ne oldu canım, iyi misin? Çok kötü görünüyorsun. Ağladın mı sen yoksa? Hakan vuruldu. Vuran Aykut galiba. Nasıl yani? Durumu nasıl şimdi? Ameliyattan çıkmadı daha. Demir'le Pelin neredeler? Karakoldalar. Şu olanlara bak. Çok üzüldüm gerçekten. Aykut geri döndü. Kesin beni de bulacak. Merak etme, bir şey yapamaz. Yeter sonra yeter. Vay adam başım vay. Vay anam ölüyorum başım vay. Ağrı kesici getireyim mi sana? Yok yavrum yok, aldım, otur sen. Tansiyonun mu çıktı acaba ana? Ay ne bileyim ben oğlum.
Ay nereye gitti bu adam acaba? Yürüyüşe çıktı anne. Sığamadı tabii eve. Tamam tamam, korkacak bir şey yok. Gelir şimdi, sakin ol sen. Ay Allah'tan silahı sakladık. Nereye sakladın? Mutfağa. Mutfağa mı? Vallahi bravo ana. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Patatesleri soğanların altına sakladım. İyiymiş. Annemin gizli kasası orası. Bir yere altınlarını da oraya koyuyordu. Ama ne altın altın mı kaldı Sunam ya? Yavrum. Ne olur kurban olayım, bana bir limonlu su yap. Bu ağrı böyle insanın insandan geliyor. Ya kesin tansiyonun çıktı ama senin. Dur ben şu aleti alayım da geleyim. Yok yok, bir yere gitmesen otur. Otur. Yok, silah yok. Nasıl yok? Yok işte, babam bulmuş silahı. Nasıl bulmuş? İyice baktın mı? Baktım tabii, sepete döktüm. Of. Ok yaydan çıktı. Bu kiri ancak kan temizler. Sen bu Nergis sitesini biliyorsun değil mi? Biliyorum. İşte tam oraya gideceğiz. Tamam, oluruz. Oh. Hayatım, otelde bir şey unutmadık değil mi? Banu. Banu canım. Efendim hayatım? Otelde diyorum, bir şey unutmadık değil mi? Yok, yani benim çantam sendeydi. Benimki? Bilmem. Çantam otelde kaldı o zaman. İnanmıyorum ya. Para çantası mı? Uf. Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Geri mi döneceğiz? Yok. Sen git. Ben inerim. Gider hallederim. Senin dinlenmen gerekiyor. Kaptan. Müsait bir yerde gelin. Ya olmaz Özgür, olmaz. Ya lütfen bu konuyu daha fazla konuşmayalım artık. Senin buradan almadan hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Ya Özgür, bırakır mısın beni? İkimiz de yeterince bedel ödemedik mi? Hem olan oldu artık. Bize burada rahat yok. Hazır şansımız da varken birbirimizden, aşkımızdan vazgeçmeyelim. Özgür, ya olmaz artık. Her şey için çok geç. Ne olur hemen cevap verme, bir düşün. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Bunu da bir düşün. Sonuçlar ne zaman çıkar acaba? İkbal, nereden bileyim Allah aşkına? Parmak izi sonuçlarınız belli oldu. Öyle mi? Nedir? Silahın üzerinde size ait bir bulguya rastlanmadı. Oh! Ay bir de bununla uğraşsaydık işin içinden nasıl çıkardık bilmiyorum. Buyurun. Okuyup imzalayın. İfadenize tekrar başvurabiliriz. Bilginiz olsun.
Az önce çıktılar öyle mi? Evet hanımefendi, paralarını ödeyip çıktılar. Peki nereye gideceklerini söylediler mi? La havle. Hanımefendi sormadım ki, nereden bileyim? Ay tamam tamam. Allah Allah, çattık ya. Birader bir bakacaksın mı? Buyurun. Bu herifi tanıyor musun? Adı Melih Şahin. Yanında da hamile bir kız var. Kim bu Melih Şahin ya? Her giden aynı herifi soruyor. Terörist midir nedir? Gördün mü görmedin mi? Burada kalıyorlardı ama biraz önce çıktılar. Şimdi nerede? İşte, işte burada. Allah bağışlasın. Sağ ol. Alo. Selamünaleyküm Kazım abi. Ben Ferhat. Aleykümselam kardeşim. Abi kusura kalma, rahatsız ettim ama bir hayırlı olsun diyeyim dedim. Niye ki? Senin küçük kız ne zaman evlendi de hamile kaldı? Banu mu? Banu mu gördün sen? Evet. Benim eski durağın altından Nergis sitesine bıraktım. Benzettin mi ki? Ama duydum, Banu dedi. Ferhat, ben seni sonra ararım kardeşim, tamam mı? Allah yüzüme güldü işte. Ya neden bu kadar uzun sürdü? Kesin durumu ciddi. Ya canım benim, ameliyatın uzun sürmesi kötü olacağı anlamına gelmez ki. İyileşecek, merak etme. Sen pozitif düşün. Doktor Bey, Hakan'ın durumu nasıl? Şu an net bir şey söylemek çok zor. Biz elimizden geleni yaptık ama maalesef hasta komaya girdi. Durumu kritik. Sağ olun. Hakan kesin ölecek. Hep de Aykut'un yüzünden. Ya canım ağlama, bir sakin ol. Hem komadan kurtulan bir sürü hasta var. Hadi gel biz elini yüzünü yıkayalım. Ben giderim. Alo? Aykut. Ya Hakan komada. Yani hala yaşıyor. Kahretsin be. Sonuçlar geldiğine göre gidebilir miyim artık? Hayır. Silahın üzerindeki izler size ait. İyi de size silahı taşıdığımı söyledim zaten. Üstünde benim parmak izimin olmasından daha doğal ne olabilir ki? Üzerinde parmak iziniz olan silahla biri vuruluyor ve hemen sonrasında siz olay yerinde görülüyorsunuz. Biz birbirimizi tanıyoruz. Buluşacaktık diyorum size. O yüzden olay yerindeydim. Bu da demek oluyor ki Hakan Bey'in vurulmasında bir numaralı şüpheli sizsiniz. Yani beni tutuklayacak mısınız? Evet. Buyurun memur bey. İkbal, benim tansiyonum çıktı. Bir an önce eve gidelim. Tamam canım. Sakin ol sen. Şuradan taksiye biner gideriz. Ya ben bir şey yapmadım diyorum. Bırakın beni. Demir, bari sen bir şey yap. Demir?
kızım? Açmıyor, ne yapacağız? Tamam tamam, bir sakin olun hele, sakin olun. Nasıl sakin olacağız yavrum, nasıl sakin olacağız? Silahı almış da gitmiş diyoruz. Ya ana, Banu'nun yerini kimse bilmiyor ki. Evet anne, Volkan haklı. Nasıl bulacak, nereden bulacak canım? Ya bulursa? Bulamaz, sakin olun, otur.